Değerli basın mensupları, kıymetli Sakaryalılar. Bugün burada Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri olarak Siyonist İsrail'in başta Gazze olmak üzere Filistin'in her köşesinde işlemekte olduğu soykırıma ve insanlığa karşı suçlara karşı durmak ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere parlamentoda grubu bulunan tüm siyasi partileri 1949 yılında zamanın Bakanlar Kurulu kararıyla alınan İsrail'i devlet olarak tanıma kararının kaldırılmasına karar veren bir kanun çıkarmaya davet etmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Bilindiği gibi bugün haritalarda İsrail olarak gösterilen ve uluslararası toplumun büyük çoğunluğu tarafından Siyonist İsrail tarafından işgal edildiği kabul edilen topraklar kadim Filistin topraklarıdır. 1917 yılında Filistin Osmanlı egemenliğinden koparılmadan önce buradaki nüfusun %92'si Müslüman ve Hristiyan, sadece %8'i Yahudiydi. İngiliz mandasına geçtikten sonra da Filistin devlet olarak varlığını sürdürmüştür. Ancak özellikle 1917 yılında Balfour Deklarasyonu'nun ardından 9 Aralık 1917'de İngilizlerin Kudüs'ü işgalinden sonra Filistin'e Yahudi göçünün önü açıldı. Dünyanın her yerinden Yahudiler bu topraklara taşınmaya başladı. İkinci Dünya Savaşı sonrası süreçte ise özellikle Truman'ın başkanlığı döneminde ABD hegemonyasının baskısıyla 1947 yılında Birleşmiş Milletler'de iki devletli bir çözümü kabul eden kararına aykırı bir şekilde 1948 yılında Filistin toprakları Siyonistler tarafından işgal edilerek sözde bir İsrail devleti kurulmuş oldu. Filistin'in tamamına göz koyan Siyonist Yahudiler Filistin devletinin varlığını kabul etmeyerek Birleşmiş Milletler'in iki devletli çözüm kararına muhalif bir şekilde tek taraflı olarak devletlerini ilan ettiler. Filistin'i ve Filistin halkını yok saydılar. Türkiye 1947'de Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamada tek devletli çözümden yana oy kullandı. Daha sonraki gelişmeler nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'nın yazısı üzerine Bakanlar Kurulu'nun 24.3.1949 tarihli toplantısında aldığı kararın 1 Nisan 1949 tarihinde resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülke maalesef Türkiye oldu. Siyonist İsrail, Birleşmiş Milletler'in aldığı bu karardan itibaren zamanın süper güçlerinin desteğini de arkasına alarak daha saldırgan bir biçimde hiçbir uluslararası kararı tanımadan işgaline hız vermiştir. Önceleri kurduğu Hagana, Irgun, Siten ve benzeri terör örgütleri Filistin halkını öldürme, işkence, yerinden etme şeklinde baskılarla Filistinlere ait topraklara el koymaya başlamış ve ardından bu terör örgütlerinden bir ordu kurularak onlara yasal kılıf bulunmaya çalışılmıştır. 14 Mayıs 1948 Filistinler için Nekbe, yani büyük felaket, Siyonistler için kuruluş gününden sonra Filistin halkının acıları çekilemez hale gelmiştir. Bu baskı ve soykırım halen devam etmektedir. Siyonist İsrail, kuruluş temelinde bulunan terör örgütü özelliğinden tarih boyunca hiç sıyrılamadı. Adı devlet olmasına rağmen hiçbir zaman devlet gibi davranmadı. Kuruluşundan bu yana tarihin şahitliğinde Filistinlilere uyguladıkları şiddet ve sürgün devam etti. Siyonist İsrail tarafından soykırımda dahil her türlü insanlığa karşı suç işlendiği Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi dahil birçok insan hakları örgütü tarafından belgelenmiş ve kınanmıştır.
bütün dünyanın gözü önünde halen de tüm Filistin topraklarında bu suçları işlemeye devam etmektedir. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulmuş Birleşmiş Milletler, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi örgütlerin nadiren de olsa kendi aleyhine verdiği kararları tanımadığını ve tanımayacağını açıkça ilan eden, son olarak da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun önünde Birleşmiş Milletler'in aldığı kararı kağıt öğütme makinesine yırtarak Birleşmiş Milletler kararlarını tanımayacağını söyleyen ve pervasızca davranan bu haydut yapı devlet olma özelliklerini taşımamaktadır. Siyonist İsrail'in Türkiye topraklarının da yaklaşık %20'sini içine alan arz-ı mev'ud, yani vaat edilmiş topraklar idealini gerçekleştirmek için yapamayacağı canilik yoktur. Bu artık tüm dünya kamuoyu tarafından bilinmektedir. Bu nedenle başta Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan tüm siyasi parti liderlerine Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları olarak çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki artık bu hukuk tanımaz siyonist yapı ile ülkemizin tüm bağlarını kesme zamanı gelmiştir. Özellikle de zamanın şartları gereği alındığını düşündüğümüz 1949 tarihli Bakanlar Kurulu kararının kaldırılması ve siyonist varlığı tanıma kararından dönülmesi hayati önem arz etmektedir. En kısa zamanda çıkarılacak bir kanun ile Türk halkının yüzüne sürülen bu kara lekenin silinmesi ve siyonist yapının devlet olarak tanınmasından vazgeçilmesi, tüm ilişkilerinin de kesilmesi gerekmektedir. Kamuoyuna saygılarımızı da arz ederiz. Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları. Katılmanızdan dolayı teşekkür ediyoruz.